Biden'ın başkanlığı dünyanın geri kalanı için ne anlama gelecek? Trump'ın önce Amerika politikası ile başkalarıyla birlikte çalışmaya istekli bir süper güç konumundan geri çekildiği görüldü. Başkan Trump, uzun vadeli stratejik ortaklıklar yerine Amerikan ekonomisi için anlaşmalar ve alışılmışın dışında kamuoyuna yansıyan diplomatik başarılarla ilgileniyordu. Onun düzensiz politika hamleleri pek çok uzun süreli müttefiğini, her şeyden önce de Avrupa Birliği'ni derinden sarstı. Avrupa Birliği kuruluşundan bu yana Amerika'ya bel bağladı ve ona güvendi. Washington açısından geleneksel olarak Avrupa Birliği'nin kendi başına bir ekonomik güce dönüşmesi memnuniyet vericiydi. Trump, birliği aktif olarak zayıflatmaya çalışan ilk başkan oldu. Ticaret politikalarına yönelik sayısız eleştirisi, hatta bazı Avrupa Birliği ihracatlarının Amerikan ulusal güvenliğine tehdit olduğunu ilan etmesi birliği çok etkiledi. Şimdi Avrupa başkentleri bir çeşit normale dönüş umut ediyor. Avrupa Birliği, Trump'ın uluslararası ilişkilere verdiği zararı telafi etmek için Joe Biden'ın uzun süredir verdiği sözlerden memnun ve rahatlamış durumda. Deutsche Welle'nin politika baş editörü olarak son 4 yıldır Trump'ın direnişine karşı çok taraflılık idealini savunan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sayısız konuşmasına tanık oldum. Biden dış politikadan bahsederken söyledikleri Merkel'in yaklaşımıyla uyumlu. Konuşmalarında birlikte çalışmaktan, müttefiklere ve ortaklara duyulan ihtiyaçtan ve iletişim ağları kurulmasından bahsediyor. Biden, Amerika'nın müttefiklerine güven verme konusunda da doğru yolda ki bu Merkel ve Avrupa açısından çok önemli. Biden kampanyası boyunca Amerika'nın müttefiklerinin inancını koruması ve yeni bir başkan beklemeleri gerektiğine dair net mesajlar verdi. American security, prosperity and our way of life require the strongest possible network of partners and alliances working alongside one another. Donald Trump's brand of American first has too often led to America alone. Bu Berlin ve Brüksel'in yanı sıra Tokyo ve başka bölgelerde son 4 yıldır gerilmiş sinirleri yatıştırabilir. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya olan bağlılığı konusunda şüphe yaratarak savaş sonrası bir tabuyu yıktı. Müttefiklere daha fazla ödeme yapmalarını söyledi. Biden bu noktada ekonomik çıkarların ötesinde Amerika'nın ittifaka bağlılığına dönüşü işaret ediyor gibi görünüyor. NATO is at its heart, the very heart of NATO and our national security. More than that, it is an alliance of values. It's an alliance of values. Working cooperatively with other nations to share our values and goals doesn't make America, as it seems implying in this administration, suckers. Ancak bu NATO'nun Amerika'nın tüm müttefiklerin cömert ve güvenilir anası konumundaki eski güzel günlere döneceği anlamına mı gelir? Önde gelen bir transatlantik düşünce kuruluşuna Biden'ın yorumlarını sordum. Alman Marshall Fonu Başkanı Karen Donfried, koşulsuz şekilde stratejik belgelere bir geri dönüş bekliyorlarsa Avrupalıların bir sürprizle karşılaşabileceklerini söyledi. That there is an expectation on the part of many Americans when they think about our allies that our allies also need to bring things to the table. There is an expectation on the part of European allies that if Joe Biden is elected that he will bring some things to the table. Yani Avrupalı diplomatlar geçici bir şekilde daha sakin ve daha güvenli siyasi gidişat için umutlanırken Atlantik boyunca alışveriş dengesi iyi yönde değişmiş gibi görünüyor. Donald Trump, birbiri ardına uluslararası anlaşmalardan çekildi ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumlardan Amerikan desteğini geri çekti. Joe Biden, Paris İklim Anlaşması gibi anlaşmalara geri dönmek ve kurul genelinde çok taraflı işbirliğini derinleştirmek istediğini açıkça belirtti. Climate change, nuclear proliferation, international and transnational terrorism, cyber warfare, disruptive new technologies, mass migration. They're moving like Moore's law is moving. None of them can be resolved by the United States alone. İlgili kuruluşların çoğu maddi gücü ve operasyonel tecrübesiyle Amerika'yı tekrar aralarında görmekten mutluluk duyacaktır. Donald Trump
Donald Trump daha iyi anlaşmalar arayışında dünyanın dört bir yanındaki diktatörlerle çalıştı. Biden yalnızca demokrasi ve insan hakları konusunda taahhütte bulunan ülkelere Amerikan desteği sunacağını söylüyor. As president, I will ensure that democracy is once again the watchword of US foreign policy. We only have one opportunity to reset this democracy after Trump. Otoriterliğe doğru hareket eden politikalar olduğunu söylediği Türkiye, Filipinler ve Macaristan gibi müttefiklere çağrı yapmaya başladı bile. İkaz edeceği tek ülke onlar olmayacak. Donald Trump'ın ortak küresel ticaret kurallarına ilgisizliği Dünya Ticaret Örgütü'nü de felç etti. Joe Biden, mevcut ticaret rejimlerini ileriye taşımak istediğini ve gelecekteki ticaret için koşullar belirleme konusunda acelesi olduğunu söylüyor. China can't afford to ignore half the global economy if we're united. That gives us substantial leverage to shape the future rules of the road, everything from the environment to labor to trade to technology to transparency, so we can continue to reflect the democratic interests and values, America's interests and values, not China, not Russia's. Batı'nın küresel ekonominin yeni, dijital çağının ilke ve kurallarını belirlerken kaybedecek zamanı olmadığını söylüyor. We have to ensure that the 21st century technologies are used to promote greater democracy, shared prosperity, not to curb freedom and opportunity, either at home or abroad. As new technologies shape our economies and societies, we have to ensure that these engines of progress are bound by laws and ethics. Büyük veri teknolojisi, Amerika ile Çin arasındaki güvensizliği körüklemede önemli bir faktör ancak pek çoğundan yalnızca biri. Çin, Trump ve Biden'ın hemfikir olduğu birkaç dış politika alanından biri. Her ikisi de Çin'i Amerikan çıkarları için önemli bir tehdit olarak görüyor. We need to get tough with China. If China has its way, it's going to keep moving and robbing U.S. firms of our technology, intellectual property. Biden'ın müttefiklerine Çinli Huawei'in 5G teknolojisini reddetmeleri için baskı yapması bekleniyor. Cumhuriyetçilerin ve demokratların Pekin konusunda öfkeli oldukları tek konu bu değil. When China joined the World Trade Organization, it agreed to a series of reforms that it has not put into place. And so there is a shared view that we need to be tougher with China on those agreements. Ancak Biden'ın Çin'le daha yakın işbirliği arayışında olmasının beklendiği bir dizi küresel sorun da söz konusu. There are a whole set of other issues where I believe a Biden administration would recognize the importance of working with China, whether that's to respond to the climate crisis, whether that's to manage a pandemic. Biden, Pekin'i açıkça düşmanlaştırmak yerine diğerlerine karşı sert bir duruş sergilemeye çalışırken bazı konularda Çin'le birlikte çalışacak. Trump, nükleer silah geliştirmesini engellemek için tasarlanan İran Anlaşması'ndan ayrıldı. Biden bu kararı doğrudan tersine çevirme niyetini uzun süredir dile getiriyor. If Tehran returns to compliance with the deal, I would rejoin the agreement. Ve Trump'ın Kim Jong-un'la arkadaşlığı abartılı görüntülerden biraz daha fazlasını ortaya çıkarırken, Biden onun nükleer silahlanmasını önlemek için yeni çabaları canlandırmayı planlıyor. North Korea, I will empower our negotiators to jumpstart a sustained coordinated campaign with our allies and others, including China, to advance our shared objective, and it is a shared objective, a denuclearized North Korea. Kuzey Kore, İran. Biden nükleer silahların yayılmasını önlemeye kararlı olduğunu söylüyor. Trump, görünüşe göre Irak ve Afganistan'dan birçok Amerikan askerini hem o ülkelerde hem de kendi ülkesinde çok az kişiye danışarak çekti. Biden'ın Trump'ın hızlı asker çekme işlemlerini gözden geçirmesi beklenebilir. Ancak daha fazla askeri angajmana girmek bir yana, bu bölgelere tekrar asker göndereceği konusunda da çok az beklenti var. We know from having watched Joe Biden when he was vice president in the Obama administration that he was reluctant about committing American treasure, whether that's troops or money, to what have now been called the never-ending wars in Afghanistan and Iraq.
Yine de Biden, Amerikan değerlerini ve gücünü tanıtmak için ne kadar asker kullanmak isteyebileceği sorusuyla sürekli olarak yüzleşecek. Dolayısıyla Başkan Joe Biden şüphesiz Batı değerlerini destekleyecek olsa da hangi uluslararası hamleyi yaparsa yapsın, politikalarının memleketindeki insanlara fayda sağladığını kanıtlaması gerekecek. Çünkü milyonlarca Amerikalı COVID-19 salgını sırasında işini kaybetti ve valilik seçimlerine sadece 2 yıl kaldı. So he is going to have to put those issues of how you manage the pandemic, how do you solve the economic fallout of that pandemic, how do you heal the racial divisions in this country. There's a very long list of domestic political priorities that he will have to focus on. So it won't just all be about foreign policy and about those important relationships abroad. Şimdilik dünyanın büyük çoğunluğu güvendiği ve bağlı olduğu değerler sistemine odaklı Amerika'nın geri dönüş yapması durumunda rahat bir nefes alacak. Ancak herhangi bir balayı pek çok kişinin umduğundan daha kısa sürebilir. Biden'ın Amerika'sı müttefikleri için talepkar bir ortak olmaya devam edecek.